Bu hafta sonu sinemalar 3'ü yerli 4'ü yabancı olmak üzere 7 yeni filme ev sahipliği yapıyor. Aaron Woodley'nin yönettiği Kutup Köpekleri, Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan ve bu hayalinin peşinden gitmekte ısrarcı Swift ile arkadaşlarının tüm kutupları tehdit edecek kötü bir plana sahip deniz aslanı Otto von Walrus'a karşı mücadelelerini anlatıyor. Buz Devri serisi başta olmak üzere birçok yapımda unutulmaz karakterlere sesiyle hayat veren Yekta Kopan ise Swift diye sesiyle hayat veren isim. Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı 90'ların ikinci yarısı ve 2000'lerin başına damga vuran aksiyon serilerinden Bad Boys'un 3. filmi Bad Boys for Life, artık sadece müfettişlik yaparak daha sakin bir hayat geçiren Marcus Burnett ile kendini orta yaş krizinde bulan Mike Lowery'nin son bir görev için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor. Film, Amerika'da ilk hafta sonunda gişenin zirvesinde yer alarak önemli bir başarı elde etti. Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Feride, çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen Feride'nin hikayesini anlatıyor. Zeynep Çamcı, yönetmen koltuğunu ise Ali Yorgancıoğlu ile paylaşıyor. Lulu Wang'in kendi ailesinin başından geçen bir hikayeden esinlenerek yazıp yönettiği Crazy Rich Asians ve Ocean's 8 gibi filmlerle oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan rapçi Awkwafina'nın başrolünde yer aldığı The Farewell, Çinli geniş bir ailenin fazla bir ömrü kalmayan fakat ev ahalisi tarafından bu durumdan bir haber olması sağlanan ailenin büyük annesine gizli bir veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor. Film birçokları tarafından geçtiğimiz yılın en iyi filmleri arasında gösterilmişti. Yerli animasyon filmi Maceracı Yüzgeçler Büyük Gösteri, haftanın yerli korku filmi Mührü Cin ve yamyamlığı odağına koyan korku filmi The Young Cannibals, bu hafta sonu seyirciyle buluşan diğer yeni filmler. Box Office Türkiye YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.